Efendim hepinize merhabalar, ben Rıdvan Akgün. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Tabii güzel bir güne başlıyoruz yine. Gazete manşetlerini okuyacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız güne. Tabii ki İzmir Marşı da fonda. Onu biraz daha kısacak arkadaşlar şimdi. Çünkü onun sesinden konuşamıyorum. Sesim gelmiyor belki size. Evet, Hürriyet gazetesiyle güne başlıyoruz. Efendim Hürriyet gazetesinde Kuzey Irak'a güvenlik duvarı manşette. Kuzey Irak'ta terör kuşağına karşı operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist sızmalarını önlemek için Irak'ın içlerinde 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı oluşturdu. Teröristlerin girmesini engellemek için bu güvenlik kuşağını oluşturmak şarttı ve bunu da yaptılar. Evet, bu arada komando geçici bir üst kuruyor orada. Hani Afrin'i teröristlerden temizledikten sonra bizim işimiz bitti, Allah deyip gitmek mümkün değil. Bu doğaya ters zaten. Hani diyorlar ya efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işi var Afrin'de? İşte gitsin, teröristlerden temizlesin, sonra bıraksın ülkesine geri dönsün. Yok öyle ya ama. Yani baktığımız zaman bütün dünya ülkeleri onlar işgal ediyorlar. Biz ise oraya barış götürüyoruz, huzur götürüyoruz. Orada barışın ve huzurun tesisi için, ülkemizin güvenliği için bulunmak zorundayız. Türk bayrağı orada dalgalanmak zorunda. Biz toprak işgal etmiyoruz ama orada üstlerimizi kuracağız. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusunda 10 tane üst kurmuş. Senin ne işin var 11 bin kilometre uzaktan geliyorsun da üst kuruyorsun Suriye'nin Fırat'ın doğusunda. Öyle değil mi? Münbiç'in orada 10 tane üst kurmuş. Niye kuruyorsun? Amacın ne? Hedefin Türkiye mi? İran mı? İsrail'in güvenliğini sağlamaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. İsrail için, yani büyük İsrail devletini kurmak için, Orta Doğu projesini hayata geçirmek için elinden geleni yapıyorsun. Hedefine, müttefikim dediğin Türkiye'yi bile hedefine oturtturuyorsun. Ama biz senin midene otururuz Amerika Birleşik Devletleri. Yani bizi yemek, yutmak mümkün değil. Ve gördüğünüz gibi de ne yaptık? İdlib'de, Afrin'de gerekeni yaptık. Gittik, orada teröristleri temizledik. Senin o 5000 tırın artı vız gelir, turist gider. 5000 tır silahlar elimize geçti. Aynı zamanda 2000 uçak dolusu mühimmatın da aynı zamanda nasıl teröristlere verdiğini de gördük. Yani şöyle böyle terör konusu olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne çok şey söyleyişim geliyor ki söylüyorum da tabii ki. Efendim bu arada tabii sizin güzel temellerinizle ara sıra okuyorum. Ceylan Eskicioğlu günaydın, mutlu sabahlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar demiş. Şencan'ın günaydın, hayırlı yayınlar Rıdvan Bey demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim. Hürriyet gazetesinde başka neler var? Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a seslenerek ülkesinden Türkiye'ye yönelik açıklamalara tavır koymasını istedi. Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki bu kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutlarına bana açıklamadan önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım dedi. Tabii ki her ülkenin bir ayar şekli vardır. Türkiye'de belki bir ayar vardır ama Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl ayar vereceğini bilmiyorum ben. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman da Trump farklı konuşuyor. Savunma Bakanlığı farklı konuşuyor. Sözcüsü farklı konuşuyor. CIA farklı konuşuyor. Dışişleri Bakanı farklı konuşuyor. Tabii ki Amerika'yı yönetenler ve para basan, dolar basanlar da farklı bir strateji içerisinde hareket ediyorlar. Hani Trump'ın kalkıp da ayardan ziyade Twitter üzerinden ne yapıyor? Dışişleri Bakanı görevden aldım diyor. Bunun ayarı da direkt almak. Bugüne kadar kabinesinden 13 kişiyi görevden almış. Daha çok kişiyi de görevden alacağından bahsediliyor. Evet, dün tabii ki 21 Mart ateşler yakıldı. Nevruz kutlandı. Bütün Türk Cumhuriyetleri'nde ve Türkiye'de 21 Mart Nevruz'u kutladık. Ve bahar böylece gelmiş oldu. Tabii ki 6 Mayıs'ta da kutlayacağız. 6 Mayıs da bizim bahar bayramımız aynı zamanda. Nevruz da bizim bayramımız. Bu konuda tamamen keyifli bir şekilde baharı karşılamış olduk. Evet, şimdiki neşter ihvan etkisine demiş. Ülkesinin ılımlı İslam'a geçeceğini açıklayan Suudi Veliaht Prens Bin Selman, son neşteri Müslüman kardeşler ihvan diyor, ideolojisini attı. İhvan kitaplardan ve eğitim sisteminden temizlenecek diyor. Kim diyor bunu? Ülkesini ılımlı İslam'a çevirmeye çalışan, yönetime çevirmeye çalışan Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın en çok korktuğu ülke Türkiye.
Türkiye layık bir ülke. Çünkü bunu layık olma konusundaki Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bakış açısı açısından söylüyorum. Türkiye layıktır, layık kalacak, apayrı konu. Suudi Arabistanlı bir prens Türkiye'de, işte İzmir'de gayrimenkulleri vardı. Biz ilgilendik, danışmanlık yaptık. Sohbetimizde şöyle demişti. Bizim en büyük korktuğumuz ülke Türkiye. Çünkü Türkiye layık bir ülke. Kalkıp da Suudi Arabistan'da laiklik gündeme gelirse bizim kraliyet düşer demişti. Yani onun için Türkiye'den çok korkuyorlar. Türkiye aleyhine çalışıyorlar boyuna. Evet, çiftlik Ferrarisi demiş. 640 bin dolar. Türkiye'de on binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın 640 bin dolarlık Ferrari otomobili görüntülendi. Aydın'ın satın aldığı mülkleri Uruguay'da yaşayan ve inşaatla uğraşan Osman K. üzerine kayıt ettirdi, iddia edildi. Mehmet Aydın Uruguay'a ilk gittiği 17 Mayıs tarihinde yanında eşi Sıla Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi. Tabii ki yanında güzel bayanlarla geziyor, parayı yemeye çalışıyor. Yani işte parası bittiği zaman Uruguay'da onu paketlerler, teslim ederler veya orada geçer gider. Yani Uruguay mafyası bırakır mı o paracıkları? Türkiye'den hortumladığı paralar yanında kalacak mı zannediyorsunuz? Ne yapacak Uruguay mafyası? Çökecek tabii ki Mehmet Aydın'ın tepesine. O parayı yedirmezler. Evet. Gaziantep'te, bakın 3. sayfaya geçtik artık. Yavaş yavaş tansiyon yükselecek. Yavaş yavaş böyle benim konuşmalarım hızlanacak. Kalp atışlarım böyle daha hızlı olacak. Kafam atmaya başlayacak. Çünkü burada yine başlıyor. Ne başlıyor? Sapkınlık, cinayet, yaralama, dolandırıcılık, ahlaksızlık. Hepsi bin para. Evet, cinsel istismar kamerada bu arada. Gaziantep'te 69 yaşındaki MŞİ'nin 12 yaşındaki HB'ye cinsel istismarda bulunması tren garının kameralarına yansıdı. Durumu fark eden tren garı memurlarının ihbarı sayesinde MB'yi hakkında dava açıldı. Gaziantep'te bir lokantada çalışan 12 yaşındaki Suriyeli HB 1 Şubat'ta çalıştığı iş yeri için çorbalık kemik almak üzere saat 16 civarında Karşıyaka Mahallesi'ne doğru gitti. O sırada aynı yerde bulunan 69 yaşındaki MŞİ tren garına yakın bir bölgede HB'ye cinsel istismarda bulundu. Tren garında çalışan iki memur istismarı fark edip önce MŞİ'ye müdahale etti, ardından emniyette ihbara yansıdı. Yani hakikaten insanlar tamamen sapkın bir konuma gelmiş. Bununla ilgili de gerekli müdahaleyi emniyet güçleri yapmış vaziyette. Evet, bu arada Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'nde arkadaşını kurtarırken ölen Arif Akcan var. Doğalgaz patladı. Ev tamamen, bina tamamen çökmüş, enkaza dönmüş. Vatandaş yol kesti. Hırsızlar yakalandı. Yani vatandaşta emniyet teşkilatına faydası dokunmuş. Hırsızların önünü kesmişler, risk almışlar ve hırsızların yakalanmasını sağlamışlar. Evet, şöyle bakıyoruz. Hürriyet gazetesinde. Efendim şimdi bizzat yapay zeka çalışmaları yapan bilim insanları uyarıyor. Amacından saparsa felaket olabilir. Hani yapay zekalar olacak ya, insanlar yerine artık böyle robotlar çalışacak, insanlar gibi düşünmeye başlayacak. İşte bazı yerlerde görev alacak. Bu konuda yapay zekalar, yani robotlar çığırından çıkarsa, yani elektrik aksamları biraz karışırsa karşınıza felaket çıkabilir. Dikkat! Terminatör çıkabilir diyor manşetinde 10. sayfada Hürriyet gazetesi. Hakikaten böyle. Bir de Hürriyet grubunun, Doğan grubunun Demirören grubuna 1 milyar 100 milyon lira gibi bir bedelle satışının gerçekleştiği iddia ediliyor. Yani içinde işte Posta'dır, Hürriyet'tir veya işte diğer yayın grupları neyse, Doğan Holding'e ait yayın grubu tamamen Demirören grubunun aldığı iddia ediliyor. Bu önümüzdeki günlerde çıkabilir. Böyle olunca da otomatik olarak gazete sahiplerinin bakış açısına göre bir siyasi, yani siyasi bakış açısına göre haberler yansıyor. Tabii Demirören grubu hangi partiyi destekliyor bilemiyorum. Tarafsız bir yayıncılık ilkesi olacak mı olmayacak mı? Hükümete mi yakın olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi yakın olacak? Ki olmasın hiçbir yere yakın. Böyle özgür bir basın olsun istiyoruz biz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet, tekrar bakıyoruz Hürriyet gazetesine. Şöyle hemen sırada ne var bir bakalım. Hürriyet gazetesine geçtik. Sırada Yeni Asır gazetesi var. Yeni Asır gazetesiyle devam edelim.
Yeni Asır Gazetesi'nden sonra Habertürk'te devam edeceğiz. Yeni Asır Gazetesi'nde Yeni Asır'dan herkese Türk bayrağı hediye. Ne zaman? 70x100 santim ölçülerinde kaliteli kumaştan Türk bayrağı Cuma günü Yeni Asır ile birlikte ücretsiz. Yani bugünden Yeni Asır gazeteleri, Yeni Asır gazetesi ayırtan birçok insan var. Çünkü gazete bayrağına baktığımız zaman Cuma günü Rıdvan Bey diyor gazeteyi erken gönderelim, elimizde gazete kalmayabilir. Çünkü bayrak dağıtacağız diyorlar. Buradan da biz de Yeni Asır'ı kutlamış olalım. Efendim Yeni Asır manşetinde hedef terrifat diyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye'nin yeni hedefi Afrin'den kaçan teröristlerin saklandığı Tel Rifat. Yani Tel Rifat nerede? Sınırımıza yakın noktada. Tel Rifat Halep'e kuzeyden 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ve tabii ki terör örgütleri orada beslendiği ve konuşlandığı zaman da Türkiye'nin ulusal güvenliğine zarar verebilecek boyuta geliyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri kaçan teröristlerin peşini bırakmıyor ve Tel Rifat'a kadar gideceğini ifade ediyorlar. Evet, Süleyman Erçolak iyi yayınlar demiş. Öznur Genç Günaydın iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum sizlere güzel temennileriniz için. Efendim ablamı o öldürdü diyor. İzmir Buca'da 6. kattan düşerek ölen 33 yaşındaki Zuhal Öcal'ın birlikte yaşadığı erkek arkadaşı H.I.G. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Zuhal Öcal'ın kardeşi Damla, ablam hayat dolu bir insandı. Çocuklarına çok düşkündü, intihar etmiş olamaz. O cani öldürdü diyor, iddia ediyor. Evet. Karatay'dan sağlıklı ürünler, Emine Erdoğan ve Canan Karatay bir araya gelmişler. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Profesör Doktor Canan Karatay'ı kabul etti. Devlet konuk evindeki görüşmenin ardından Profesör Karatay, davetlere sağlıklı beslenme ve doğal yaşam önerilerini aktarmış. Evet, Canan Karatay böyle Türkiye'de meşhur bir şeyler söylüyor. Kalp cerrahı aynı zamanda. Farklı farklı konularda mutlaka bir şeyler söylüyor. Söylediği her şeyde gündem oluyor. Eski vekil Bölükbaşı vefat etti. Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekili ve emekli büyükelçi ve Osman Bölükbaşı'nın oğlu Ahmet Deniz Bölükbaşı 69 yaşında, 49 doğumlu, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sosyal Güvenlik Kurumu kanser ilaçlarını da ödeyecekmiş bu arada. Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğinde kanser hastaları için iyi bir haber. Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğinde yapılan değişikliklerle 5 kanser ilacı ödeme kapsamına alındı. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarından da ilave ücret alınmayacakmış bu arada. NATO papazından işgal hazırlığı diyor. Amerika Birleşik Devletleri papaz Andrew Branson'un Türkiye işgal girişimlerinde kullanacağı bilgi toplamak amacı casusluk yaptığı ortaya çıkmış. Evet, Amerika Birleşik Devleti'ne Münbiç resti. Yeşil Türkiye buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devleti'nin Münbiç açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok diyen Erdoğan şöyle konuştu. Türkiye sınırları boyunca hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacağız. Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun hodri meydan demiş. Evet. Cinayet sanıkları teker teker yakalanıyor. Yeni Asır'ın 3. sayfasındayız. Katil pavyonda. Evet. İzmir Alsancak'ta sokak ortasında yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Serkan Başaran cinayetinde aranan zanlı Fırat Çelik, arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği pavyonda jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Müslüm Kaygısı'nın ormanlık alanda yakalanmasıyla birlikte cinayetten hala 3 kişinin arandığı öğrenildi. Serkan Başaran öldürülmüştü. Fırat Çelik pavyonda eğlenirken yakalandı. Yani kişiyi öldürünce ne yapıyorlar? Babalık yapıyorlar. Millet korkuyor. Bu işte katil, cinayet suçlusu. Adam serbest geziyor falan diyorlar. Ve otomatik olarak da çok rahat sanki böyle suçluların çok rahat cirit atabileceği bir ortamdayız. Türkiye'de emniyet teşkilatı affeder mi? Bak jandarma da gelmiş. Alsancak'ta barda inerken jandarma geliyor kontrol ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani artık iç işlerinde güvenlikte jandarma da sorumlu. Yani emniyet teşkilatı, polis var ama jandarmadan da istediği zaman da destek alabiliyor. Çünkü ikisi de nereye bağlı? Nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Böyle olunca da her an jandarma da müdahale edebilir. Yani sen kardeşim burası şehrin merkezi jandarma bana müdahale edemezsin deme şansınız tabii ki yok. Efendim 269 parça tarihi eser ele geçirdi İzmir'de. İzmir'de yine iki bombacı terörist yakalandı. Bakın çok tehlike. Bombacı terörist dediğimiz zaman bunlar bombayı patlatan insanlar. Canlı bomba çoğu. Bunlar yakalanmış, çok önemli.
Ahmet Akyüz, iyi yayınlar kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim. Metin Yardı, Cumhuriyet Muhtarı Buca'da. Günaydın Rıdvan Bey, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Evet, genç fotoğrafçı bonsai kurbanı Aydın'ın İncirlioğlu ilçesinde genç fotoğrafçı bonsai kurbanı olmuş. Tabii ki gençlerimizi kurtarmalıyız, destek vermeliyiz. Oyuncu Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı hacklendi. Hesabı çalanlar "kocam beni dövdü, yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaştı. Hakikaten çirkin bir saldırı olmuş orada. Hacklendikten sonra da millet orada hacklemiş olduğu Facebook hesabını, Instagram hesabını amaçları doğrultusunda kullanıyorlar. Bazıları da en yakın arkadaşı hackliyor ve intikam alıyorlar arkadaşlarından genelde. Makyajsız güzel Demet diyor. Demet Özdemir. Makyajsız da güzelmiş. Çünkü baktığımız zaman birçok insan böyle bir avuç makyajla güzelleşmeye çalışıyor. Ama makyajsız da insanların güzel, hatta bazıları makyaj yapınca kendisinin güzel olduğunu zannediyor. Aslında doğal güzellikleri mutlaka var. Ama makyajla kendilerini tabii ki ne yapıyorlar? İstedikleri konuma getiriyorlar. Ben doğallıktan yanayım. İnsanlar çok aşırı makyaj yerine çok hafif bir makyaj olabilir. Ama böyle bir avuç makyajla da insanların karşısına bazen çıkılıyor. O da gerektiği zaman yapılacak tabii ki. Ama günlük böyle makyaj yapanlara ben tabii haddim olmayarak söyleyeyim de cildinizi tahriş ediyorsunuz. Günlük durup dururken devamlı ne yapıyorsunuz? Cildinizin nefes almasını engelliyorsunuz. Bence bu da sağlığa aykırı diye düşünüyorum. Uzmanlar bunu söylediği için söylüyorum. Uzmanlar da bu konuda eleştiri yapıyor. Efendim, yavruları, küçük yavrular olan sokak köpeğini tüfekle vurmuşlar, katletmişler. Yani böyle vicdansızlar da maalesef aramızda dolaşıyor. Ben hayvanları çok severim. Köpek ve kedileri severim. Özellikle can dosttur onlar. Bu konuda da onların korunması konusunda yerel yönetimlerin çok dikkatli olması gerektiğini altını çizelim. Bu arada Kanal İzmir Televizyonu dünden itibaren mikrofonlarımız Vatandaş Ne Diyor programı için sokaklara indi. Dün ilk çiftlik bank vurgunu yapan Mehmet Aydın'la ilgili, çiftlik bankla ilgili vatandaşa mikrofon tutuldu ve vatandaşın çiftlik bankla ilgili neler düşündüğü soruldu. Ve tabii ki bu Kanal İzmir TV, İzmir Haber Merkezi'ne dönmeye devam edecek. Facebook hesabında da dün akşam çevirdik, hesapta görebilirsiniz. Bundan sonra Kanal İzmir Televizyonu'nun Vatandaş Ne Diyor mikrofonu sokaklarda. Hani sokak köpeğini vurdular, köpeklere kötü davranıyorlar, bakımsız ve işte sokaklar temiz değil, pis, belediyeler çalışıyor, çalışmıyor hikayesi var ya. Bundan sonra Kanal İzmir'in mikrofonları sokakta, tüm ilçelerde, artık ilçelerde belediye başkanları sosyal medyada, yazılı basında böyle ayda birkaç bin lira gönderip istedikleri haberi çıkarıyorlar ve olumsuz hiçbir şeyi ekranlara yansıtmıyorlar. Ama bundan böyle Kanal İzmir televizyonunda artık belediyelerin çalışmadıkları ekrana gelmeye başlayacak. Çalışmaları zaten ekrana çok miktarda geliyor. Vatandaşa mikrofon tutulacak. Vatandaş Ne Diyor programında ve birçok orada çarpıcı açıklamaları göreceksiniz. Yani siz de Kanal İzmir logolu mikrofonu gördüğünüz zaman söylemeniz gereken ne varsa orada söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar da size bu konuda mikrofon tutacak. Sokakta Kanal İzmir mikrofonu gördüğünüz zaman hemen gidin konuşun bence. Varsa destekleriniz belediye çalışmalarında, yapıcı eleştirileriniz ve yapılması gereken konuları apaçık söyleyebilirsiniz. Evet, Yeni Asır Gazetesi'yle devam ediyoruz. Şöyle bakıyoruz. Birbirlerini de dolandırmışlar bu arada. Çiftlik Bank olayında skandallar bitmek bilmiyor. 80 bine yakın kişiden topladığı paralarla yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın kayınpederine 30 milyon lirasını kaptırdığını öğrendi. Şimdi kayınpeder bakıyor. Diyor ki bizim tıfıl damat, tombik damat bir sürü paralar var, milleti tokatlıyor. Tabii borç paradır vesairedir vesaireder. O paralar topluyor geri iade etmiyor. 30 milyon lirasını damadından almış. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Aydın'ın eşi Sıla da tutuklanmıştı zaten. Şimdi kayınpeder ne yaptı? 30 milyon lirayı hiç etti, aldı. Bu konuda artık yargılanır mı, yargılanmaz mı, tutuklanır mı? Çünkü eğer haksız elde edilen bir parayı birilerine geçiyorsa şayet, muvazzaa dediğimiz bir anlaşmalı, o kişilerin o paralar alınır, her şeyine el konulur diye düşünüyorum. Evet, cinayet şüphesinde sevgiliye ev hapsi, denmiş. Ablam ve çocuklara şiddet uyguluyor demiş. Talihsiz kadının sır ölümüyle ilgili Yeni Asır'a konuşan kız kardeş Damla Öcal. Ablam sürekli tehdit ediyorlardı, ablam intihar etmedi demiş.
İzmir'in Buca ilçesinde 6. kattan düşen cihayet şüphesinde sevgili ev hapse gündeme gelmiş. Efendim az maaş alan kraliçeye özür İngiliz kraliyet ailesinde. Ondan sonra Beatles'ın efsanesi Star Şövalye olmuş bu arada. Hawking Newton'un yanına gömülecekmiş. Zarardaki müze tablo satıyormuş bu arada. Fransız atlet hapiste çıkmış Fransa'da. ABD'de seri bombacı alarmı var. Yakalandı bildiğim kadarıyla. İranlılar Nevruz'u Van'da kutlamışlar. İranlılar Van'ı çok seviyor yalnız. Çünkü Van Gölü var ya, deniz gibi onlar için. Bu yıl 94 ilçeye daha gaz gidecekmiş. Bunlardan biri Salihli olacak bildiğim kadarıyla. 43 ürün yerli yapılarak cari açık kapatılacakmış. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, üretimi Türkiye'de yapılıp ithal edilmeyecek 8 sektörde 43 ürün açıklamış. Bakan Özlü, bu ürünlerin 5 yıl içinde tamamen yerleştirilmesiyle Türkiye'nin 19.6 milyar dolarlık cari açığının kapatılabileceğinden bahsetmiş. Bu sektörler hangisiymiş? Söyleyelim. Kimya ve ilaç, yarı iletkenler ve elektronik ürünler, makine ve teçhizat, gıda ve içecek, ana metal, elektrik teçhizat, bilişim, otomotiv sektörüne baktığımız zaman da bunlar karşımıza çıkmış oluyor. Evet, Yeni Asya Gazetesi'nden sonra sırada Habertürk Gazetesi var. Habertürk'e bakıyoruz. Habertürk Gazetesi'nde neler var, neler yok. Çiftlik üssü tam takır. 51.1 milyon TL'lik çiftlik bank vurgunundan geriye 511 milyon liralık çiftlik bank vurgunundan geriye sessiz bir villa, ağzı açık boş kasa ve kağıt öğütme makinesi kalmış. Yani 511 milyon liradan sonra villada çilingirli bir şekilde tutanağa giriyorlar. Alacaklı Seda Rabia Arslaner silahların avukatıyla gelen icra ekibi villaya kapının kapalı olduğunu, çilingir ve güvenlik görevlisi eşinin içeri girildiğini yazan tutanak asmış. Ve bu konuda da çiftlik bankla ilgili de villa da tam takır, kasa da tam takır, para yok. 511 milyon lira bir vurgun var. 77 bin akıllı var. 77 bin kişi paraya kaptıran akıllı var. Burada da hakikaten çok enteresan bir konum var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir ciddi bir çıkış yaptı. Münbiç'te hakkın yok diyor. Yani Münbiç'i niye seninle birlikte yönetelim diyor. Çekil oradan diyor. Senin ne işin var? Münbiç'te bırak, halklar kendisi yaşasın. Genelde Araplar orada çok fazla diyor. Trump'ın kendi adına konuşanlara ayar vermesi lazım diyor. İnce bir ayar istiyor. Yani değilse ben ayar veririm diyor anladığım kadarıyla. Zeytin Dalı etkisiz hale getirilen terörist 3698. PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta hareketlenmeye başladılar. İki gün içerisinde Kuzey Irak'ta 38 PKK'lı etkisiz hale getirdik. Yani oradan kaçanlar Irak'a kaçmışlar, Sincar tarafına. Ve 38 PKK'lıyı Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getirmiş oldu. Evet, banyolu eğitim. İzmir'de Lamia Kanal İlkokulu yönetimi banyosu olmayan derme çatma barakalarda yaşayan öğrenciler için bahçeye konteyner banyo kurdu. Müdür Cananoğlu, ihtiyaç sahibi 10-15 öğrencimiz için yaptık, kayıtsız kalamazdık dedi. Bakmaya devam ediyoruz ne var ne yok Habertürk gazetesinde. Televurgun 7,5 milyon ders kitabına girmiş bu arada. Emniyetin yürüttüğü çalışmada polis amca başlıklı çizgilerle anlatılan telefon dolandırıcılığı hikayeleri 7 milyon 508 bin ders kitabına girdi. 74 milyon aboneye 2 defa SMS gönderildi. 1 milyon 320 bin broşür dağıtıldı. Televurgun geçen yıl önceki yıla göre %16 azaldı. Yani arıyorlar, emniyetten arıyoruz. İşte şöyledir, böyledir, bankada paranız var mı, kolunuzda altınlarınız var mı? Hemen en yakın karakola gelin. Sonra karakol yakınlarında kadınlar, erkekleri karşılıyorlar, ellerinde olanları alıyorlar veya bankaya mevcut olarak götürüyorlar. Dolandırıcılık yapıyorlar. İşte bunun için ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar emniyet teşkilatı? Ciddi bir şekilde çalışma yapıyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Evet, sırada 9 Eylül gazetesi var. 9 Eylül gazetesini okuyacağız. Efendim 9 Eylül gazetesinde Seferihisar'ı sevindiren rapor, İzmir Seferihisar'ı yapılması planlanan yat limanı için hazırlanan ÇED raporu için açılan davada bilirkişi incelemesi yapıldı. Raporda ÇED değerlendirmelerinin değersiz olduğu vurgulandı. Yani çevre etkileme değerleri değersiz bir şekilde ortaya çıkmış, yetersiz olduğu ortaya çıkmış. Tunç Soyer yaptırmayacağız diye itiraz ediyor. Seferihisar'ın
Ükmez Mahallesi'nde halk plajına ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü'nce yapılması planlanan yat limanına verilen çevresel etki değerlendirme olumlu kararının iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi açılan davada bilirkişi incelemesi yapılmış vaziyette. Evet, İzmir'de Nevruz kutlaması bu yıl fazla ilgi görmemiş. Şöyle baktığımız zaman can dostlarının sevgisiyle huzur bulmuşlar. Şeftali ağaçları hayran bıraktı. Şeftaliler çiçek açtı bu arada. Gerçekten şeftalilerin çiçek açmasıyla bereketli olur inşallah, soğuk vurmaz. İpotekli konut satışı %26.4 azalmış. Türkiye İstatistik Kurumu konut satış istatistiklerine göre Türkiye'ye gelen de konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5.4 azalarak 95.953'e inmiş. Yani millet nakit parasını ortaya koymaya başlamış ve konut alırken mortgage kredisi kullanımı azalmış. Paran varsa zaten niye kredi kullanıyorsun? Paran varsa paran kadar bir konut al. Yani paranı tamamen harcamanın bir anlamı da yok zaten, öyle değil mi? Takvim gazetesiyle devam ediyoruz. Takvim gazetesinde ne var ne yok bir bakalım. Takvim gazetesinde sığır jet diyoruz. Yani eskiden jet fadıl vardı biliyorsunuz. Şimdi de sığır jet var. Çiftlik Bank üzerinden 81 kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, karısı havada sigara içebilsin diye özel jet tuttu. Paraları saçtı, keyifle uçtu. Sığır jet diye bahsediyor. Yani ne biçim aileymiş bu ya? Kadın da vurguncu, erkek de vurguncu. Tombik. Ben tombik diyorum artık. Ne diyorum ona? Çünkü baksana böyle üçkağıtçı sahtekar, 25 yaşında. Ondan sonra sırıtıyor pişkin pişkin. 511 milyon TL vurgun yapıp Uruguay'a kaçan Tosuncuk kat yat ve bir de Ferrari aldı. Bak bu da Tosuncuk demiş, biz de tombik dedik. Evet, Mehmet Aydın'ın evi 2 milyon, yatı 1 milyon, Ferrari'si 640 bin dolar. Bu paraları nerede harcıyorlar? Burada alıyorlar paraları. Çiftlik Bank olayında topladıkları parayı 77 bin veya 80 bin akıllı. Hani böyle Aziz Nesin'i vallahi anmadan geçemeyeceğiz. Dün işte dedim ya, vatandaş ne diyor da Ali Ağa eski belediye başkanı Hakkı Ülkü yazmış. Yani Aziz Nesin'i anmamak mümkün değil demiş, yorum yapmış. Hakikaten gerçekten öyle, Hakkı Ülkü Aziz Nesin'i anmadan geçemeyeceğim demiş. Yani 77 bin akıllı bir araya gelmiş, 25 yaşındaki bir tane tombike 511 milyon lirayı kaptırmış. Evet, Bursa'da tek katlı evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Ölüm lise son sınıf öğrencisi Elif geldiği okul yolunda yakaladı. İki kişi de yaralandı bu arada. Esenyurt'ta işten çıkarılan kızın babası tekstil fabrikasını bastı. Çalışanlara kurşun yağdırdı. Bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Mersin'de trafik canavarı yolun karşısına geçen şehit annesine çarptı. Yaşlı kadın kurtarılamadı bu arada. İstanbul Kağıthane'de kaza cinayeti olmuş, tartışmalar yaşanmış ve insanlar birbirini vurmuş. Aman yolda falan kimseyle kesinlikle kapışmayın, kimseyle kavga etmeyin. İnanın ruhu bozuk insanlar karşınıza her an çıkabilir. Gerçekten sıkıntılı insanlar yok değil, var. Evet, Takvim Gazetesi'nde devam ediyoruz. Sınır ötesi aşk diyor, Porto Rikoluların başlattığı Engin Akyürek'in son filmi ülkemize yayınlansın kampanyası sonuç verdi. Yarın vizyona girecek olan Çocuklar Sana Emanet Latin Amerika ülkelerinde gösterilecek. Gerçekten Türk dizileri özellikle Latin Amerika'da oldukça fazla izleniyor. Özellikle Arap ülkelerinde çok fazla izleniyordu. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bunu yasakladı. Niye yasakladılarsa? Suudi Arabistan bunu yasakladı. Niye? Türkiye'de işte kahramanlar veya işte yakışıklı jönler gelip bizim kızlarımızı tavlamasın diye değil herhalde. Yani siyasi ve stratejik olarak yasaklıyorlar. Evet, yatırım yapana enerji desteği, cazibe merkezleri programı kapsamında 23 ilde yatırım yapanların elektrik faturasının %30'unu devlet ödeyecek. 3 yıllık enerji desteği kapsamında Ekonomi Bakanlığı Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ödeme yapacak. Evet, bazıları da COSGAP eğitimine giriyorlar ve kredi alıyorlar, hayatları değişiyor. Bununla ilgili de diyor ki Maide İnce ürettiği sirke ve pekmezi hem yurt içine hem yurt dışına satıyor. COSGAP kredisiyle hayatım değişti diyor. Yani ne yapıyorlar? Devletten aldıkları kredileri hayata geçirerek bir katma değer sağlıyorlar. Sözcü Gazetesi'ne geçiyoruz. Sözcü Gazetesi'nde neler var bir bakalım. Sözcü Gazetesi manşetinde biraz evvel de anlatmıştım. Hürriyet satıldı diyor sürmanşetinde.
Türk medyasında Aydın Doğan dönemi artık sona erdi. Demirören grubu, Aydın Doğan'a ait olan Türkiye'nin en büyük yayın kuruluşu Doğan Medya'yı 1.2 milyar dolara, yani 4.7 milyar lira aldı, Türkiye'ye satış konuştu. Aydın Doğan'ın elinden çıkardığı medya kuruluşlar arasında Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanalları, dergiler, radyolar bulunuyor. Satışın duyurmasıyla bu şirketlere ait hisseler tavan yapmış. Yani Doğan Holding'in hisseleri tavan yapmış. Satış varsa demek ki bir de yatırım var demişler. Beyhan Erol, merhaba, hayırlı uğurlu kandiller olsun. İnşallah kıymetli büyüğüm demiş. Evet, bizden de çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin kandilini yürekten kutluyoruz. Evet, artık böyle mübarek aylara girdik. Recep, Şaban, Ramazan, Recep ayındayız. Ve ilk kandilimiz, kandiliniz mübarek olsun bu arada. Gerçekten tüm İslam aleminin kutlamış olalım. Evet, bu gazetelerin satılması ve gazetelerin satılmasıyla birlikte siyasi duruşları ne olacak çok önemli. Yani şöyle baktığımız zaman gönlümüzden bağımsız bir medya istiyoruz. Bağımsız olsun istiyoruz. Medya sadece haberleri yazsın, yansıtsın, vatandaşa doğru haber alsın. Ama günümüzde maalesef tüm gazeteler taraf. Bana bir tane tarafsız gazete söyleyebilir misiniz? Varsa yazın da bileyim, şu gazete tarafsız diye. Tüm gazeteler taraf. Evet, tartışmayı açarsan olacağı buydu diyor Sözcü gazetesi manşetinde. İstiklal marşımızı ilahi yaptılar, bir de oturarak dinlediler. İktidarın İstiklal Marşı bestesinin değişebileceğini söylemesi bazı kesimleri cesaretlendirdi. Marşımız pek çok yerde ilahi gibi okundu. İşte son örneklenmiş. AK Partili Kocaeli Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü nedeniyle tören düzenledi. Törende İstiklal Marşı ilahi gibi okundu. Bu sırada büyük bir saygısızlık yaşandı. Vicdanlar sızladı. Salonda bulunanlar İstiklal Marşı'nın yerinde kalkmadan rahat koltuklarında oturarak dinledi. Oysa şehitlerimize saygı gereği İstiklal Marşı okunurken ayakta eşlik edilir. Marşımıza yapılan saygısızlık vicdanları yaraladı. Evet, yani İstiklal Marşı'nı ayakta saygıyla durarak dinlememiz veya söylememiz gerçekten şehitlerimize, kahramanlarımıza saygı olduğu için bunu özellikle yapıyoruz. Bence saygısızlık olmuş. İstiklal Marşı bence ayakta dinlenilmeli, ayakta takip edilmeli. Aynı zamanda bu da kılıçlı kalpaklı cengaver valimiz demiş. Kırşehir valisi Necati Şentürk ilginç bir şov yapmış. Kalpak takıp eline Hazreti Ali Zülfikar kılıcının benzerini almış ve balkona çıkmış. Gençleri Çanakkale'ye tekbirle uğurlayıp emekliye ayrılmış. Yani çok farklı bir bakış açısı. Artık kim nereye oynuyor, ne yapıyor onu da anlamış değilim şahsen. FETÖ borsası kuruldu dedi, boy hedefi oldu. Bir dinleyin diyor. AK Partili Şamil Tayyar, hapisteki FETÖ'cülerin para karşılığı bırakıldığını söyledi. AK Partili Elitaş işi sulandırıyor dedi. Gerçekten, bakınız gerçekten o hain 15 Temmuz hain darbe sürecini çok iyi hatırlıyoruz, biliyoruz. Çok yakın bir zaman, 1,5 yıl önce. Gerçekten hainler ve suçlular cezaevinde borsa kurulup da parayı veren çıkıyorsa vay halimize. Bakınız vay halimize. Neye düştük, nereye düştük tartışma konusu. Yani bu konuda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da FETÖ karşısında yalnız olduğunu da iddia ediyorlar. Bir an evvel derlenip toplanmak, FETÖ ayağının, siyasi ayağının da bir an evvel bitirilmesi gerekiyor bana göre. Çok geç kalınıyor. Bakınız FETÖ siyasi ayağı da bir an evvel tamamlanması ve bitmesi gerekiyor. Çünkü siyasi ayağına henüz dokunulmadığını görüyoruz. Evet, Çiftlik Bank yalanıyla 78 bin kişiden 511 milyon lira çarpmışlardı biliyorsunuz. Kayseri'de ise Anadolu Farm adlı altında 44 bin kişiden 200 milyon lira toplandığı öne sürüldü. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan da firma hakkında inceleme başladı. Suç duyurusunda bulunulduğu ve savcılıkta da soruşturma açıldığı öğrenildi. Ve bu tip vatandaşları dolandıran, bu tip sitelerin, kuruluşların, açık göz geçinen nitelikli dolandırıcıların kurmuş olduğu yaklaşık 10 civarında site olduğundan bahsediliyor. Çok dikkat etmek lazım. Bakınız çok kolay para kazanılmaz.
Size verin bize paranızı, biz çok kısa sürede ayda %10, %15, %20 gibi para kazandıran diyenler yalan söyler. Bunu ancak piyasada var olan tefeciler yapmaya çalışır. Tefeciler de para verirler, sonra senin malına çökerler. Bakınız, onun için kimsenin size fazla para vereceğim, fazla para kazandıracağım yalanına asla uyum sağlamayın. Yok öyle bir şey. Kesinlikle yok. Yani Türkiye'nin ekonomik şartlarında yani 1'e 5 kazandırma olayı yok. Ekonomi belli, enflasyon belli, banka faizleri belli. Ne yapıyorsun? Yani tavuk altın mı yumurtluyor? Altın mı yumurtluyor? Tombik yumurtaları yiye baksana, tombik olmuş gitmiş. Uruguay'a gidiyor, orada almış yanına böyle sarışınlara dans ediyor boyuna. Gül döktüm yollarına Kenan Şenanoğlu vardı ya bir ara Saadet Zincirinde, Titan'da. Onun gibi boyuna keyif yapmaya çalışıyor. Nedense dolandırıcıdan çoğu tombik oluyor. Evet. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımıza herkes oy vermeli diyor. Cumhuriyet Halk Partileri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair, ne böyle gazeteler şunu der anlamıyorum. Dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında, ya verinsene o televizyon kanalında. Suçluya Rütük ona bir şey demiyor çünkü bir icraat var orada. Dün akşam kanalda da katıldığı bir programa de veya işte CNN'de de farklı bir şey söyle. Ne birbirlerinize böyle çekemezlik yapıyorsunuz anlamıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilini aldık, milletvekiliyle sohbet ettik ve bunu haber yapıldı. Herkes işte Kanal İzmir'de Rıdvan Akgün'e konuk olan falanca kişi de haber yapıyor. Karşıya kadar bir gazete çıkaran bir tanıdığımız bir gazeteci arkadaşımız diyor ki falanca milletvekili karşıya kadar bir televizyon kanalında program hazırlayıp sunan ve esas mesleği emlakçılık olan falanca kişinin konuğu olduğu şekliyle saçma sapan şey. Bu kadar fesatlık olmaz ya. Yani bak burada Sözcü Gazetesi'nde diyor ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında. Versene televizyon kanalı, niye vermiyorsun? Reklam mı yaptığını düşünüyorsun? Evet, Türkiye'de büyüyen sorunların halkın cebine ilgilendirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, sorunları ve çözümlerini ortaya koyma görevimiz var. Büyüyen her sorun halkın cebine yansıyor, izlenen politikalarla halktan bir şey götürülüyor dedi. Sarık isteyen rektör meclis gündeminde bu arada. Milliyetçi Hareket Partili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran Osman Bölükbaşı'nın oğlu oluyordu. Kendisi kanserden hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Demirören grubu Doğan Medya'yı 1.2 milyar dolara satın aldı. Medyada büyük bir satış. Tabii ki bunun devamında gazete manşetleri nasıl yansıyacak? Artı tarafsızlık ilkesi olacak mı? Demirören grubu bunu nasıl başaracak? Hakikaten merak ediyoruz ama Türkiye'de tarafsız bir gazete varsa, tarafsız bir gazete varsa onu da bilmek gerekiyor. Efendim, Nilüfer Güzel müziği Umuda Dokunuşu piyano konserine sizleri davet ediyoruz. Rıdvan Bey iyi yayınlar dileriz. Nilüfer Güzel'in organize ettiği Karşıyaka'da özellikle Umuda Dokunuş piyano konseri var. Bu konuda bütün Karşıyaka'da, bütün İzmir'i davet ediyor. Bununla ilgili de zaten internetten Nilüfer Güzel veya Umuda Dokunuş diye yazdığınız zaman karşınıza çıkacak ve katılım yapacaksınız. Ben hatırlatayım demiştim ama hangi tarihte bilmiyorum. Bir de tarihini yazarsanız Nilüfer Hanım, hangi tarihte, hangi saatte olduğunu, nerede olduğunu, onu da duyuru yapmış olayım. Onu da isterseniz yazıverin bana. Evet. Efendim, devlete ait su kaynakları özel sektöre devredilecek. Bir suyumuz kalmıştı, o da özelleştiriliyor. Yani hükümet anladığım kadarıyla sırtındaki tüm kamburlardan kurtuluyor. Tüm kamu iktisat teşebbüslerinin tamamını özelleştiriyor anladığım kadarıyla. Şeker fabrikalarının satışıyla ilgili de bence önümüzdeki günlerde tartışmalar devam edecek gibi gözüküyor. Efendim, Şamil Tayyar'a en sert tepki partisinden geldi. Hani bu FETÖ'den bahsettik ya biraz evvel. Hain FETÖ, bununla ilgili bir borsa kurulduğu iddiasında bulunmuştu Şamil Tayyar. Ve bu da çok ciddi bir iddia. Bu iddianın devamı yapılması ve siyasi ayağının çökertilmesi gerekiyor. AK Parti Osmaniye İl Başkanı FETÖ sanığı olmuş bu arada. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel iddianamesini açıklamış. AK Parti Osmaniye İl Başkanı FETÖ sanığı oldu şeklinde. Evet, bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde fırsat eşitliği ile bilişim teknolojilerini öğrenme sürecinden daha etkin kullanıma sağlamak amacıyla 2011 yılında başlattığı Fatih Projesi'nin iflası ilan edildi. Bu da neydi? Tablet dağıtımı vardı bildiğim kadarıyla. Tabii ki teknoloji çok değişiyor. Tabletlerle bu işte yürümesi mümkün değil gözüküyor. Efendim, komandolarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri komandolarımız Kandil yolunda. Afrin'de durumu kontrol altına alan Mehmetçik, Irak'ta terör yuvalarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Hakurk ve Kanir Raş bölgelerindeki operasyonlarda 38 PKK'lı terörist öldürüldü. Leşleri orada şu anda öldürüldüler, hak ettiği yerdeler. Çünkü vatan bölünmez, sınır güvenliğimizi sağlamamız lazım. Bu konuda hakikaten çok ciddi bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Bakalım yine, evet, Sözcü Gazetesi'nde okuduk. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah Gazetesi'nde ne var ne yok bir bakalım. Ama bu arada Sözcü Gazetesi'nde ne gördüm? Amerika bu olayı konuşuyor. Trump'tan ikinci pornocu skandalı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Playboy modeli Karen McDougal ile ilişkisi ortaya çıktı. Kadının tam 150 bin dolar sus payı aldığı belirlendi. Ciddi bir para almış. Taksim'in göbeğinde dayak dehşeti var. İstiklal Caddesi'nde aracıyla hız yapan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi G'de kendisini uyaran Volkan G'yi tekme tokat dövdü. Darp raporu alan genç polisten şikayetçi oldu. Bence de neyse onun gerçekten hakkından emniyet teşkilatlarımız gelecek. Yılmaz Özdil Sözcü'de inek başlıklı bir yazı yayınlamış. İnek derken olayı Tosun'a bağlıyor tabii ki. Uruguay'a kaçan ve kendisine özgü bir şeyle üslupla da anlatıyor. Nilüfer Güzel yazmış. Diyor ki 24 Mart Cumartesi Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde saat 14, 16.30 ve 20 oturumlu olacak. 20 oturumlu olacak. Tüm İzmir ve 3 oturumlu olacakmış. 14, 16.30 ve 20 3 oturumlu olacak. Tüm İzmir ve tüm sanat severleri bekliyoruz desteklemeye. Müziği Umuda dokunuşu piyano konserine, Müziğin Umuda dokunuşu piyano konserine sizleri davet ediyor. Bu konuda Nilüfer Güzel 24 Mart Cumartesi Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde saat 14, 16.30 ve 20. Yani 14'ü kaçırırsanız 16.30, 16.30'da gidemezsiniz. Akşam 23 oturumda bu devam edecek. Sabah gazetesine devam ediyoruz. Güler Haskaynar, günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Güler Hanım. Sabah gazetesinde Afrin'de azılı teröristler öldürüldü. Bakınız, azılı teröristler Afrin'de öldürülmüş. 1 milyonluk yeşil listede aranan PKK'lı terörist ile Kandil'deki elebaşının koruması olan iki kadın terörist Afrin'de öle geçirildi. Ve bunların tabii ki hepsini orada öle geçirecekti aslında. Hani 15 bin ya, 15'i de orada, 15 bin de orada bulunacaktı, temizlenecekti bunlar. Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir şekilde darbesini yedi. İngiltere nasıl Kütül Amari'de Osmanlı'ya yenilmişse burada da 7 düvel Afrin'de yenildi aslında. Öyle değil mi? Bugün de günlerden Perşembe, akşam Kütül Amari var. Onu da takip eden izleyiciler mutlaka var. Türklerin nasıl zafer kazandığını, nasıl mücadele ettiğini, aslında tarih kitaplarına girmeyip de Türklerin, yani Osmanlı'nın zaferini sakladıklarını göreceksiniz. Kütül Amari akşam Kanal 1 televizyonunda, Kanal 1 derken TRT 1 televizyonunda izleyebilirsiniz tabii ki. Efendim şöyle bakıyoruz, Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı diyor ki biz bu yola baş koyduk dedi, bunu biraz evvel okuduk. Oğulsuz durulur, vatan durulmaz diyor bir şehit babası. Diyor ki oğulsuz durulur, bağrımıza taş basarız, oğlumuz şehadet şerbetini içti deriz ama vatansız durulmaz diyor Tunceli'de helikopter kazasında şehit düşen Hakim Onur Alan'ın adı Ovacık'taki okula verildi. Şehit babasının oğulsuz durulur ama vatansız durulmaz diyor. Evet. FETÖ İmralı'ya köstebek sokmuş bu arada. FETÖ'cü elektrik mühendisi Şeyo İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile konuşmuş. İmralı'ya köstebek sokmuş. Yani bunu affedersiniz daha Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda FETÖ severlerin bitmediğini görüyoruz. Bu konuda mutlaka ve mutlaka hükümetin ve emniyet güçlerinin ciddi adımlar atması hala tehlikenin var olduğunu ortaya koyuyor. Ciddi adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz. Şamil Tayyar'ın özellikle bu konudaki, Cumhurbaşkanının bu konuda savunmasız olduğunu söylemesi de çok dikkat çekici. Çevresinde FETÖ'cülerin olduğunu söylemesi çok dikkat çekici. Bence Cumhurbaşkanı da bu konuda adım atacaktır. Çünkü 15 Temmuz'da yanı başındaki yaverinin bile FETÖ'cü çıktığını duymuştuk hatırlarsanız. Evet, kızının işten çıkarıldığını duyan baba iş yerine basıp iki kişiyi öldürdü, katletti, bir kişiyi yaraladı. Yani yok böyle bir şey, işten çıkarma konusunda kimse çıkarılmasın ama yani vardır bir şey, öyle çıkarılmıştır. Ya işçi fazlalığı vardır ya da çalışamıyordur. Yani niye çıkarsınlar ki? Bir de o açıdan bakmak lazım.
Yani kimse işsiz kalmasın ama aynı zamanda işverenleri de anlamak lazım. Efendim 7 milyon liralık kalpazan baskını. 11 yıl önce 100 milyon lira sahte parayla yakalanan kalpazan çetesi aynı adreste yeniden çökertildi. 7 milyon lira kesilmemiş sahte para ele geçirildi. 7 milyon lira kesilmemiş sahte para ele geçirildi. İyi yayınlar dayıcım, yüreğine sağlık. Ben nişanlım Azime ve annem izliyoruz keyifle demiş. Benden de selamlar, herkese saygılar sunuyorum. Öpüyorum hepinizi yanaklarınızdan. Evet, devam ediyoruz. İşe alınacak iki gençten birinin primi devletten. Çalışma Bakanı Jüri de Sarıyeroğlu sabaha konuştu. Özellikle birçok kişi bilmiyor, birçok işveren bilmiyor. Hani biz şirketlerimizde bunu biliyoruz. İşe başlatacağınız kişileri İşkur kaydı yaptırıyorsunuz ve devlet size özellikle sigorta primi konusunda destek veriyor. Yani bu konuda İşkur kaydı yaptırıp ondan sonra sigortasını başlatmanızda fayda var. Biliyorsunuz ama bir de ben altını çizeyim dedim şöyle. Çalışma Bakanı Jüri de Sarıyeroğlu sabaha konuştu. İşe alınacak iki gençten birinin primi devletten dedi. Çalışma Bakanı hükümetin sosyal güvenlik ajandasını sabaha açıkladı. Bir senden bir benden teşviki kapsamında ilave iki genç istihdam edenlerin primi ve vergisinin birini devlet ödeyecek. Ne güzel, öyle değil mi? İstihdam ederken bir değil iki kişi istihdam et. Birisi devletten, birisi senden. Buradan işverenlere de duyurulur. Cumhuriyet Halk Partili Avcılar Belediyesi'nden taşeron işçi kıyım olmuş bu arada. Cumhuriyet Halk Partili Avcılar Belediyesi taşeron işçileri kadroya almıyor. Belediye 130 işçiyi sınavda başarısız diyerek eledi. Sendika keyfi uygulama diyerek mahkemeye başvurdu. Bakınız, İzmir'e gelin. İzmir'de de binden fazla işçiyi Büyükşehir Belediyesi çıkarmıştı. 25 yıldır çalışanları bile çıkarmıştı ve dava açmışlardı. Kazanmışlardı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi almayacağım demişti ve çok kişi mağdur olmuştu. Aslında tüm belediyelerde bu var. Sadece tek bir belediyede yok. İstedikleri zaman çıkarıyorlar. İstedikleri zaman da alıyorlar. Evet, Facebook büyük verinin içinde 50 milyon küçük insan diyor. Sizi annenizden, eşinizden, sevginizden daha çok tanıyan Facebook, tuttuğunuz futbol takımını, konum bilgisi, dini inanç ve siyasi görüşünüzü, mahrem birçok bilgi, gıda veya sağlık şirketlerine, siyasi partilere satılabilir. Üstelik siz paylaşmasanız bile sizi aslında sizden daha iyi tanıyor Facebook. Ve sizi çeşitli kurumlara tüm bilgilerinizi veriyorlar ve o kurumlarda gerek siyasiler olsun, gerek otomotiv olsun, gerek kozmetik olsun, gerek farklı amaç ve düşüncelerde olsun, sizin yaşam standardınıza göre yaklaşım biçimi uyguluyorlar veya tatili çok seviyorsanız devamlı size tatil şirketlerinden cazip teklifler geliyor. Otomotiv seviciyseniz size otomobil teklifler geliyor. Artı kadınlara ilginiz varsa, erkeklere ilginiz varsa size arkadaş önerileri siteleri gündeme geliyor. Yani Facebook gerçekten insanları müthiş tanıyor. Yanı başınızda bir tehlike var. Binlerce, on binlerce fotoğrafınız yemek yerken, eğlenirken, özel hareketlerde veya şeylerde ne yapıyorsunuz? Fotoğraf paylaşıyorsunuz ve Facebook da sizi daha iyi tanıyor. Siz aslında yalnız değilsiniz. Sizin bir arkadaşınız var. 50 milyon küçük insan diyor ya işte. Facebook sizin arkadaşınız. Zaten fotoğrafı yüklediğiniz zaman otomatik olarak seni tanıyor. Ve hemen etiketliyor. Öyle değil mi? Otomatik. O da artık yapay zeka kullanıyor. Türkiye dünya ülkelerine can suyu taşıyor bu arada. Dünyada milyarlarca insan temiz suya ihtiyaç duyarken Türkiye hayata geçirdiği su projeleriyle kurak coğrafyalardaki insanlara can suyu oluyormuş bu arada. Bilginiz olsun. Evet. Nükleer reaktörü biz vurduk. İsrail'den itiraf. İsrail ordusu 11 yıl önce Suriye'de inşa edilen nükleer santrali vurduklarını ilk kez açıkladı. Tehdit mesajı gibi itirafta İsrail'i tehdit eden bölge ülkeleri ders çıkarsın denildi. İsrail bir tehlike, İsrail bir deccal, İsrail Amerika Birleşik Devletleri eşittir İsrail, öyle değil mi? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da ne yapıyor? Oraya koymuş bekçisini, köpeğini, İsrail'i ve artı onun güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletli diplomat S-400'leri alternatifle geliyor bu arada. Büyükelçi Kaydanamov'un 31 Mart'ta Türkiye'ye yapması beklenen ziyarette
Türkiye'ye Patriot füze sistemleri teklifi sunacak. S-400'leri alma, biz size Patriot füzeleri verelim diyorlar. Bu Patriotlar tabii ki yani bizim işimizi görür mü, görmez mi? Ama Türkiye kaporasını verdi, işi bitirdi Rusya'yla. Bundan geri dönersek ne olur? Kaşığımız kırılır, öyle değil mi? Türkiye kararlı, Türkiye artık kendi savunma silahlarını üretmeye devam ediyor. Türkiye bundan geri adım atmayacak. Kimse Türkiye'yi bu konuda durduramayacak. Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye derken Türkiye ile devam edelim. Evet, 43 üründe millileşme harekatı başladı. Artık böyle milli ürünlerimiz olacak. Tamamen dışa bağımlılığımız bitecek. Yani Türkiye kendi kendine yetecek. Dışa bağımlılık bitecek. Artı yabancılar ülkemizden gidecek. Öyle değil mi? Bu kaos, bu telaş bitecek. Onun için ne yapacağız? Üreteceğiz. Çok çalışacağız, fazla çalışacağız, boş durmayacağız. Bir Türk vatandaşı olarak o çalışkan görevimizi yerimize getireceğiz. Ne demiş? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Paşa ne demiş? Büyük Atatürk, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte ulaştıracağız demiş. Biz de bunu yapacağız hep birlikte. Biz çalışkan insanlarız. Evet, 25 bin kişilik yerel ordu bu arada. Amerika Birleşik Devletleri PKK'lılardan sınır ordusu kuracaktı. Planı bozduk. Afrin'e 25 bin kişilik askeri güç yerleştiriyoruz şu anda biz. Türkiye, Afrin'e 25 bin kişilik askeri bir güç kuruyor oraya. Yani üs kuruyoruz orada. 25 bin kişilik yerel ordu. Yerel derken yanlış anlaşılmasın. Çünkü Türkiye gazetesi de onu kırmızıya almış. O bölgenin insanlarından bir ordu kuruyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni götürüp orada konuşlandırmayacağız. Tabii ki orada bir üssümüz olduğu zaman da üssümüzde yer alacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden askerlerimiz olacak. Evet, Doğan Medya artık Demirören grubunun ayrısı olsun. Artık ne gelecek, ne gidecek, sıkıntı gündemde. Yani tarafsız mı, taraflı mı? Hakikaten çok enteresan. Yani taraflı bir medya gelirse ayvayı yedik. Yani okuyacağımız gazeteler standart olacak. O zaman böyle kalkıp da 10 gazeteyi 15 gazete almayacağız. Tek bir gazete alacağız. Çünkü manşetler hep bir yerden çıkacak. Öyle olunca da buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. İnşallah tarafsız bir... Gerçi Hürriyet tarafsız mıydı? Taraflıydı. Posta tarafsız mıydı? Taraflıydı. Yani gazeteler... Bana tarafsız bir iki gazete söyleyin de ben de sizden öğreneyim. Öyle değil mi? Evet. Şöyle bakalım. Mehmetçik Kandil'e ısınıyor. Yani Kandil'i de temizleyeceğiz. Sincar'ı da temizleyeceğiz. Sınırımızda ne varsa işi bitireceğiz. Fırsat kaçmasın bu arada. Polislik için son 2 gün. 23 bin başvuru var. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı POMEM'lere alınacak. 10 bin öğrenci için başvurular yarın sona erecek. Gençlere buradan duyurulur. Bakınız polis sınavları polislik için son 2 gün. Polis olmak isteyen kişiler 2 gün içerisinde müracaatını yapsın. Şu ana kadar 23.112 başvuru gerçekleşti. 10 bin kişi alınacak. Yani müracaat eden 2 kişiden veya 3 kişiden birisi ne olacak? Polis olacak böyle olunca. Evet, vatanımıza, milletimize, ülkemizin bekası için ne yapacaklar? Gece gündüz demeyip vatanı koruyacaklar, asayişi sağlayacaklar. Bizler daha huzurlu, daha mutlu olacağız. Daha güzel çalışacağız. Efendim kredili satışlar %27.8 yani %28 azalmış. Artık yastık altından para çıkıyor. Çünkü konut sektöründe mortgage yani konut kredi sisteminin dışında %30 azalmış. Konut kredileri düşmüş. Hazar son zamanlarda bizim Karşıyaka'da bulunan Ra Grup Gayrimenkul şirketimize bankalar oldukça fazla gelmeye başladı. Konut kredisi verelim, müşteri yönlendirin. Demek ki bundanmış, bakınız haberi okuyoruz. Konut kredileri %30 düşmüş. Niye düştü peki? Söyleyeyim ben size. %0.80'lerden 1.25'lere çıkarsa, en düşük 1.15'e konut kredisi olursa vatandaş da öz kaynaklarını kullanıyor. Annesinden, babasından, dayısından, teyzesinden, kayınpederinden vesaire, akrabalarından, dostundan alıyor. Konutunu öyle alıyor. Yani biraz IMC oluşmaya başladı gibi geliyor. Bu arada yabancı satışları da, konut satışında, yabancı satışları da oldukça fazla konumda. Satış oldukça fazla. Evet.
Bugün tabii ki gazete manşetlerine AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Avukat Sayın Özgür Hizal konuk gelecekti. Geçtiğimiz günlerde bir talihsizlik yaşamıştı. Sabah MR randevusu verildi, oraya geçti. Onun için de programa konuğumuz olamadı Özgür Hizal. Belki ilerleyen saatlerde olabilir, bir iki gün içerisinde olabilir. Kendisi her zaman Kanal İzmir Televizyonu'na gelip kendisini ve çalışmalarını ifade edecek konumda. Evet, sınır gücü öyle değil, böyle kurulur dedi. Alçak planlar 2 ayda ters yüz edildi. Türkiye Gazetesi'ne bakmaya devam ediyoruz. 6 yılda 22.7 milyar dolar döviz geldi. 6 yılda o kadar döviz gelmiş. Yabancılar bizim mahalleyi sevdi diyor. Proje yoğun ilgi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan MİP'im 2018'e güçlü çıkarma yapılmış. Ve tabii ki orada Bakan Mehmet Özhasaki de burada yerini almış. Evet, Türkiye Gazetesi'ne de şöyle göz attık. Ne yapalım? İlk Ses gazetesine bir bakalım. İlk Ses gazetesinde ne var ne yok bir bakalım. İlk Ses'te İzmir'de yayın yapan bir gazete. Varsa cesareti olan buyursun demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Münbiş başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak üzere hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır diyor. Oradan restini çekiyor. Haklı olarak sözle temizlendi. Yetkililerin çoğu zaman görmezden geldiği Bayraklı'nın Yamanlar Mahallesi'nde bulunan dere temizlenmediği için hem tehlike saçıyor hem görüntü kirliliği yaratıyor. Pis kokulardan da bazen mahallelerin tek sorunu bunlar değil diyor. Bu şekilde bakabiliriz. Evet, Kanal İzmir Televizyonu vatandaş ne diyor mikrofonları? Sokaklarda artık ne var ne yok? Belediyeler çalışmaları, yapmadıkları çalışmaları vallahi ekranı çıkaracağız. Yani söyleyelim belediyelere. Artık vatandaş görmediklerini görsün. Hani böyle gazetelere, sosyal medyaya bol bol reklam ilan verip de ondan sonra devamlı kendi bültenlerine geçiyorlar. Bize o sökmeyecek. Biz kendi kameramızla artık ilçelerde yapılmayanları göstereceğiz ki belediyeler yapsın, vatandaş mağdur olmasın diye. Vatandaşın yanında olacağız. Hani belediyeler de vatandaşın yanında değil mi? Biz de yanında olacağız. Efendim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza da Batı Aile Kurumu'nu da kaybetti diyor. Yaşlılar Haftası 50. Altın Yıl Yemeği'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da Batı karşısında ilerleyen bir Anadolu kültürü olduğunu ifade ederek bizi büyütecek olan Batı'nın kaybettiği genç nesil Batı Aile Kurumu'nu da kaybetti diyor. Evet, şöyle bakıyoruz İlk Ses gazetesinde. FETÖ operasyonu, terör örgütünün İzmir yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 22 zanlıdan 11'i tutuklanmış bu arada. Uşak'ta kundaklama olmuş. Denizde kuzu göbeği mantara bulabilmek için dağlık alana çıkan adam dengesini kaybedip 10 metrelik çukura düşmüş. Uçurumdan yuvarlanmış. Az kalsın hayatını kaybediyormuş. Merbel'da dev katılım, 30 bin ton blok mermer sergilenecekmiş. İnciraltı müjde bekliyormuş bu arada. İnciraltı planlarının tamamlanmasını bekleyen İnciraltı 2. Nesil Platformu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan Körfez geçişi ve İnciraltı planlamasının sürecinde ilişkin müjde istiyor. Doktor Haluk Aksu, depresyondan kurtulmak için hayata bakış açınızı değiştirin. Yeni dostlar edinerek dertlerinizi paylaşın. Düzenli yürüyüşle sorunun üstesinden gelin diyor. Menderes sahipsiz değil diyor İSU. Çalışmalar yapıyoruz diyor. Evet, Posta gazetesiyle devam ediyoruz. Tosun lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ile 2 sene boyunca 80 bin kişiyi rahatça dolandırmıştı. Topladığı 511 milyon lira parayla da rahat rahat Uruguay'a kaçmıştı. Ama Tosun 2,5 milyon liralık Ferrari'siyle sokaklarında fink atınca Uruguay devleti şüphelenip inceleme başlattı. Panik olan Tosun kaçtı. Uruguay'da 2,5 milyonluk Ferrari ile dolaşıyor. Ya millet bu kadar aptal mı? Niye o kadar 2,5 milyonluk araçla dolaşıyorsun ya? Yani hareket halinde giden güzel bir araç olsun da 2,5 milyon niye veriyorsun? Öyle değil mi? Yani bu kadar madem dolandırdın gittin Uruguay'a kaçtın, bari Uruguay'da onun yemenin keyfine bak. Ki Uruguay'dan da biz isteyelim, seni bize geri versinler. Yargın Hamburg'daki haberi verirlerse, Latin Amerika ülkesi, zaten orada büyükelçiliğimiz yok Uruguay'da, Arjantin'e müracaat etti biliyor musunuz? Arjantin'e Uruguay'daki bu Tosun'u, yani Tombik'i yakalaması için Arjantin'den rica ettik. Yani belgeler ve dosyalar gönderdik. Arjantin'e dedik ki Uruguay'da bir tane Tosuncuk var. O kaçmasın, bir bağlayın da böyle kurbanla keselim onu. Çünkü o 77 bin akıllıyı dolandırdı diye Arjantin'den bunu talep ettik. Arjantin de bize onu verecek. Bekliyoruz. Hep verirler ya hemen istediğimiz zaman. Yanı başımızda Yunanistan bile hain FETÖ'cü insanları bize teslim etmedi. Yakaladı işte Çekya, o Müslüm neydi, Salih Müslüm müdür nedir?
PYD'nin eski başkanı. Onu bile vermediler, kaçırdılar. Yani ne yapıyorlar belli değil. Ülkeler aslında birbirlerine kazık atmak için birlikteler. Hani bir araya geliyorlar, aile fotoğraf çektiriyorlar ya. Hikaye bunlar, kanmayın sakın. Ne ailesi. Birbirlerini yalnız görseler bir yerde bir kaçık suda boğacaklar. Evet. Posta gazetesine bakıyoruz. Ev patladı, Elif öldü. Katilin aklı başındaymış. Eşini ve kızını öldürmüştü Manisa'da 2016'da Ekim'de. Kaçırıp tecavüz ettiği Irmak Kupalı 4 yaşında çocuğu öldürmüş. Tecavüz etmiş. Böyle alaksız şerefsizler. Hurdacı Mehmet Aktürk 46 tutuklanmıştı. Irmak'ın babası Bilal Kupal 2017 Şubat'ında hamile eşi Süreyya 27 ve kızı Ayşe'yi 10 defalarca parçalı bıçaklayarak öldürmüştü. İntihara kalkışan baba tutuklanmıştı. Dün duruşma vardı. 2 kez ağırlaştırılmış, ömür boyu hapiste cezalandırılması istenen babaya adli tıp akıl sağlığı yerinde raporu verdi. Duruşma ertelendi. Katilin aklı başı yerindeymiş. Çok enteresan. Yani adam çok enteresan. Aklı başında yapıyor bunu. Sanki akılsızmış gibi muamele yapıyorlar. Ve tabii ki ağırlaştırılmış tüm cezalarla. Artık cezaevinde niye onu tuttular anlamıyorum bir türlü. Cezaevinde o tip insanları tutmazlar biliyorsunuz. Hoş geldiniz yapıyorlar. Hoş gel, gel böyle otur diyorlar. Yani gittiği zaman o tecavüzcüler var ya, en güzel yere oturtuyorlar. Evet, Facebook'a sızan şirketin CEO'sunun gizli görüntü ortaya çıktı. Kirli seçim itirafı diyor. Evet, 50 milyon kişinin hesabı kullanılmış. Bunu da Donald Trump'ın seçimlerinde kullanmışlar. Ve bu stratejilerle seçim kazandıklarını iddia ediyorlar. Ve dünyada tabii ki, dünyada da böyle Facebook hesaplarını çok iyi kullanmaya çalışıyorlar. Satıyorlar bunları tek tek. Evlilik kumbarası, sevgili, nişanlı, evli olun fark etmiyor. İlişkilerde parayı konuşmak kolay değil. Bu konuda tek doğru yol çiftlere özel tercihler var diyor. Uzmanlar açıklama yapıyor. Para durumu evlilik kumbarası demiş. Para benim için hiç demek. Annem ve babam para ile ilgili ne bileyim ne düşünürdü gibi orada bipler koymuşlar. Onlara girmeyelim, biplere. Takılmayalım. Yerli oto tam gaz. Yerli otomobil 2021'de yola çıkacak. Hazırlıklar adım adım sürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CEO üst yönetici atamasını bu ay şirket kurma aşamasında gelecek ayı tamamlamayı planlıyoruz diyor. Satış pazarlamaya geçeceğiz diyor. Biz de iki şirketimize birer araba alalım demiştik. Böyle yerli ve milli üretilecek arabalardan biz de alalım dedik. Bunu açıkladık, artık ağzımızdan çıktı. İki tane araba alacağız. Katkımız olacak. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ayar versin dedi. Bence Trump kendisine bir ayar versin. Yani adam gelmiş zaten Deccal gibi. Kendisine bir ayar versin bence. Trump'a kim ayar verecek? Kim ayar verecek? Trump da ayar istiyor boyuna. Ancak Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Trump'a ayar vermeye çalışıyor. Bence ayar vermeye devam. İşte Afrin'den ayarı, ilk ayarı patlattık. Şimdi fabrika ayarlarını geri çevireceğiz onları. Efendim, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün hakim olan kızının atama kurasında Elazığ'a çıkmasına rağmen aynı gün Yargıtay'a atanmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nden sert tepki geldi. Ve burada Bülent Ercan ayıp değil mi dedi. Dün partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda geçen pazartesi düzenlenen hakim ve savcılar kura törenini hatırlatan Bülent Ercan, saray düzeni hakim ve savcılar iradesini ipotek altına almak istiyor. Önemli bölümünü de almıştır diye konuştu. Danıştay Bakanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik Hakimliği atanmasını değerlendiren Tezcan, Danıştay Başkanı'nın saraya sözcülüğünü yaparak kazandığı bir itibar var. Bazıları ödüllerini aldılar, adalet yürüyüşümüze sözde adalet yürüyüşü diyen sözde bir Danıştay Başkanı vardı ya. Onun kızı çekiyor kurayı, Elazığ Hakimliği'ne çıkıyor. Aynı gün kuraya rağmen Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atanıyor, bu atama ayıp değil mi diye net bir ifade ortaya koymuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sloganını açıkladı. Cumhuriyet Halk Parti İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'sindeki binası önünde açıklama yaptı. İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak sözlerini eleştiren Kaftancıoğlu aslında bilinçaltlarında olan şu anda uygulanan ayrımcı politikalarını söylemiş oldu dedi. Kaftancıoğlu ayrıca CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde halk için halkla beraber hep birlikte halkın İstanbul'u kuracağı sloganı kullanacağını açıkladı ama ben bunu kim der ona bakarım. Canan Kaftancıoğlu bana göre çok marjinal bir il başkanı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da ben ilk seçildiği zaman da tavrımı koymuştum. Hatta burada o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Profesör Doktor Kamil Oktay Sındır'la da tartışmıştık. Ben marjinal demiştim. O marjinal değil demişti. Ama onun atmış olduğu tweetler o Gezi Parkı eylemlerinde veya farklı noktalarda
nasıl böyle HDP'ye destek verdiği, nasıl terör örgütünün siyasi ayarıyla birlikte hareket ettiği, söylemlerinin aynı olduğunu bunu hepimiz duyduk. Yani kulağımızı mı tıkasaydık? Yoksa duymadık. 7 maymun neydi? 7 maymun muydu? 7 maymunu mu oynasaydık yani? Ne yapsaydık? Evet, Haber Express'le devam edelim. Susuzluk en çok bizi etkileyecek diyor. Bugün Dünya Su Günü. Küresel ısınmanın yaratacağı olumsuz sonuçlarda en çok etkilenecek şehirlerden biri de İzmir. Çevreciler ve İSSU vatandaşları geleceğimize sahip çıkmak ve susuzluk çekmemek için dikkatli su kullanmaya davet ediyor. Su kullanırken dikkat edelim. Hakikaten suyu çok iradeli ve idareli kullanmak zorundayız. Aksi halde susuzluk. Bakınız. İmaj hiçbir şey ama susuzluk her şey. Ona bakalım. Nasıl? İmajı atalım. Ama susuzluk her şey bizim için, öyle değil mi? Bu da sloganımız olsun. Onun için suya çok önem vermemiz lazım. Bakınız, Profesör Doktor Kamil Okay Sındır, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okay Sındır karşıma çıktı. 533 sıra sayılı torba kanun tasarısı ile yere yönetimlerin anayasal güvence altına alınan özelliklerine yeni ve esaslı bir darbe daha vurulacak dedi. Yani ne olacak? Belediyeler iptal edilecek, kaymakamlığa valiye mi bağlanacak? Yani ne olacak onu bilmiyoruz tabii ki. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partili kurmaylar ve siyasiler çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Ama tabii ki biz yasalara bakarız. Yasalara ne yansır ona bakacağız. Yerel yönetimlerin özelliği kalmayacak diyor. Mali yapılarında el konulacak diyor. Milli irade gasp edilecek diyor. İddialarını sürdürüyor. 18 adanın işgali Kardakili örtülemez diyor Mustafa Balbay gazeteci. Begos'ta 3 milyon liralık altyapı yatırıma turizmin yeni gözdesi İranlarmış. Bu arada kuru üzüm için biyolojik mücadele devam edecekmiş. Büyük Erşen'den öğrencilere hayat dersi var. 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı. Artık SGK bunun ödemesini yapacak. 5 kanserli ilacı ödemesini yapacak. Her yaşta kendini sev, genç kal. Bu yıl 11. kez düzenlenen İleri Yaş Sempozyumu İzmir'de başladı. Sağlıklı yaş almanın sırlarını paylaşan 77 yaşındaki ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, insan kendini ne kadar çok severse o kadar çok moral bulur dedi. Tabii biz çocukluğumuzda baktığımız zaman Nurhan Damcıoğlu gece geç saatlerde çıkardı, kanto yapardı. Tabii biz çocukluk izlemezdik, büyüklerimiz izlerdi. Biz uyumaya giderdik yılbaşı gecelerinde. Öyle bir şey vardı. Efendim, son olarak Yeni Bakış gazetesine bakıyoruz. İnsanlık destanı demiş. Afrin'de görevlerini sürdüren komandolar savaş mağdurlarını hem hayır duasını alıyor hem de gönlünde taht kuruyor. Dünyaya adeta insanlık dersi veren Türk askeri sahipsiz hayvanlara bile sahip çıkıyor. Bu şekilde bakabiliriz. Gerçekten Türk askerimiz, baktığımız zaman fotoğraflara, askerimiz ne güzel kediyi seviyor değil mi? Bakınız, orada ekranda görüyorsunuz zaten. Ben buradan niye uzatıyorum? Ekranda var. Askerimizi gördüğünüz ekranda. Orada ne yapıyor? Kediyi ne kadar çok seviyor. Şöyle bir küçük bir kedi yavrusu alsak da iş yerimizde maskot olarak dolaşsa, aramızda evrak götürüp getirse bari. Bir ara bir şeyimiz vardı, bizim bir kedimiz vardı. Müşterimizin birisi kedimize isim koymuştu. Müşterimizin ismi Şaziye'ydi. Bayanın ismi Şaziye'ydi. Kediyi görünce, aa ne kadar güzel dedi. Ben de kedinin ismini ben koyacağım dedi. İsmi var mı? İsmi yok dedik. İsmi benim ismim olsun dedi. Kedimizin ismi Şaziye olmuştu. Ve hakikaten 3 yıl falan kedi yanımızdaydı. Sonra bizi terk etti. İş yerinde neredeyse personel arasında inanın evrak götürüp getirecek boyuta gelmişti. O kadar samimiydi. Hayvanlarla iyi bir diyalog kurulabiliyor. İyi bir iletişim kurulabiliyor bu arada. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yazmış olduğu destanı okuduk. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Türkiye'nin Afrin'de bu başarısını asla affetmeyi düşünmüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin tweetle alınan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'de 6-7 saatlik hem Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı yapmış olduğu temasları Amerika Birleşik Devletleri yok saydı. Dedi ki, Münbiş konusunda Türkiye ile anlaşmadık dedi. Aslında Rex Tillerson ve Mevlüt Çavuşoğlu anlaştıklarını ifade etmişlerdi. Ama ne yaptı bu konuda? Amerika Birleşik Devletleri'nde hem derin devlet var, hem CIA var, hem Pentagon var, hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı var, hem de Amerika'yı yöneten o zengin aileler var. İşte Rothschild ailesi ile Rockefeller ailesi ve bilinmeyen güçler var. Tabii ki bir de Suriye lobisi var, Yahudi lobisi var. Evangelist bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bakış açısı var ayrıca. Onlar yönetmeye başladılar. Ve bu şekilde baktığımız zaman da Amerika paramparça olmuş. 5 ayrı ses var. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki,
farklı açıklamalar geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Sayın Trump diyor, biraz bir ayar ver bakalım bunlara diyor. Ağzı olan konuşmasın. Biz konuşalım diyor ülke temsilci olarak. Hakikaten son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sustu. Hissesini duyuyor musunuz? Artık Türkiye sesini kıstı. Bir çıkış yaptı, dedi ki Kudüs İsrail'in başkenti olsun. Özellikle Türkiye'nin İslam İşbirliği Konferansı'nın toplaması, teşkilatının toplamasıyla, Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırmasıyla, özellikle Doğu Kudüs'ünde Filistin'in başkenti ilan edilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri gol yedi. Avrupa da buna destek vermedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Afrin konusunda 6 yıldır milyonlarca insanı katleden Amerika Birleşik Devletleri nasıl insanlar katledilmeden, sadece teröristler yok edilerek, şehirlere zarar vermeden fizik konumlarına nasıl böyle şehirler alındığını da Türkiye'den gördü. Bundan sonra dünyada özellikle birçok şehir savaş sonrası, işgal sonrası inanın o ülkelere dava açacaklar. Örnek olarak da Afrin'i gösterecekler. Bakınız, Afrin'de hiçbir fiziki, hiçbir maddi zarar olmadan bir işgal sona erdirilmiştir, teröristler gönderilmiştir. Ama siz bizim şehrimizi yaktınız, yıktınız, yok ettiniz diye milyarlarca lira, trilyonlarca dolar tazminat davası önümüzdeki günlerde bu ülkelere davalar açılacaktır. Ama açılacak da tabii davalara bakacak olan da dava açılan suçluların mahkemeleri olacaktır. Bir netice çıkmayacaktır sonuçta. Evet, şöyle baktık. Kırsal ekonominin bel kemiği kadın diyor. Toprağın Kadınları Projesi kapsamında ödüle layık görünen 35 kadın üreticinin ödül aldığı törende konuşan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işın Su Kestelli, kırsalda kadın emeğinin görünmezliği kadını yoksullaştırıyor diye konuştu. Evet, kadınla ilgili gerçekten kadınlarımızın var olduğu noktada başarı oluyor. Gerçekten başarı oluyor. Çünkü olaya daha farklı bakıyorlar, daha dikkatli bakıyorlar, daha verimli hale getiriyorlar. Evet, günaydın Türkiye, günaydın İzmir dedik ve bugün de gazete manşetlerini okuduk. Belki ilerleyen saatlerde AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Sayın Özgür Rıza'la bir gündem özel programı yapabiliriz. Çünkü MR çekiliyordu. Sabah günaydın Türkiye, günaydın İzmir programı konu olacaktı, katılamadı. İlerleyen saatlerde olabilir. Yarın ise gündemimizde yine günaydın sabah, günaydın İzmir var. Hemen devamında saat 12'de de Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Hasan Karabağ konuğumuz olacak, canlı yayında olacak. Kendisiyle Bayraklı'daki çalışmaları ve Bayraklı Belediyesi kurucu başkanı olarak kurduğu andan bugüne kadar Bayraklı'da neler değişti? Yeni kent merkezi ve tabii ki İzmir'in yükselen trendi ve yatırımların çok fazla olduğu ve çok kozmopolit, aynı zamanda bütün Türkiye'den, tüm illerden insanların yaşadığı Bayraklı'da çalışmalar nasıl yapıldı ve tabii ki 2019 yerel seçimlerinde hedefleri ve bundan sonraki yapacağı çalışmaları, bunları tek tek soracağız. Hasan Karabağ'ı da yakından tanırız, siz de tanırsınız ve tabii ki tüm cevapları da alacağız. Yarın yeniden görüşmek üzere sabah saat 10'da. Hoşça kalın. Çiçekler açar. Verelim İzmir marşını. Çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.